Her şeyi sen yaptın Eda. Kendine sihirle bir aşk masalı yarattın. Ve kendini bunun gerçek bir aşk olduğuna inanarak aldattın. Bundan sonra yaşayacağım bütün üzüntüleri de hak ettim. Şimdi Betüş'e, annemlere, herkese bu ayrılığı anlatırken güçlü görünmek, yaptıklarımı saklamak zorundayım. 60, 70, 80, 90, karada 100. Oh, oh, oh. Oynama karşımda. Ay fıttıracağım şimdi. Kızım boşanıyor, sen göbek atıyorsun. Ay o niyeymiş? Yıllardır bugünü bekliyorum. Yas mı tutayım? Perihan gelip durumu öğrenince beyhude yere oynadığınla kalacaksın ama. O niyeymiş o? Her şeye senin sebep olduğun anlaşılacak da ondan. Bu defa olanlarla benim hiç ilgim yok. Eğer sihir yaptıysam çarpılayım, böyle olayım. Yalan söylüyorsun Dudu. Eda ile Tarık senin yüzünden ayrılıyorlar. Adım kadar eminim. Doğruyu söylüyorum, ben ayırmadım. Ben sana inanmıyorum. Perihan gelsin, derdini ona anlatırsın. Sonra da cezalardan ceza beğen. Ben ayırmadım. Git başımda. Of! Sihirsiz bu şato hiç çekilmiyor. Merhaba anne. Hoş geldin Betüş. Eda nerede? Perihan teyzeye gitti. Tarık'la ayrılma sebeplerini anlatacakmış. Ama bence bu nedenlerin hiçbiri doğru değil. Anne ikisi de çok garipler. Sanki sihirlenmiş gibi. Tarık çok iyi. Eda da her şeyi kabullenmiş. Ben ne bileyim, sanki Tarık Eda'ya hiç aşık olmamış gibi. Bakma bana öyle. Ben hiçbir şey yapmadım. Benim suçum yok. Eminim Perihan da senin gibi düşünüyordur. Birazdan da bana hesap sormak için buraya damlar. Ama anneciğim, onlar birbirlerini çok seviyorlardı. Yani böyle durup dururken ayrılık kararları almaları çok garip. Dudu. Dudu ne yaptın? Neler ettin de bu çocuklar bu hale geldi? Yapma Perihan teyze. Annemin bir suçu yok. Bal gibi de var. Yok, bu işte zerre kadar sihrim yok. Ah, geldin mi Perihan? Geldin mi? Hah, sen söyle Taceddin'cim. Dudu mu sebep oldu bunların ayrılmalarına? Bence öyle. Boşanacaklarını söyledikleri andan itibaren göbek atmaya başladı. Atarım tabii, niye atmayayım? Kızım o cıvık adamdan kurtulacak. Şimdi bile atarım. Oh, oh. Söyle, hangi sihir yaptın? Ay sen ne laf anlamaz kadınsın. Yapmadım diyorum ya, yapmadım. Ben hiçbir sihir yapmadım. Dudu, ben bu işin aslını öğrenirim. Ne yapar eder öğrenirim. Çok iyi biliyorsun. Tamam, buyur Perihan. Yap, öğren. Hepiniz araştırın. Hatta bir şirket tutun da araştırın bakalım. Sihiri ben mi yapmışım, yapmamış mıyım? Bana bu işte bir parmağın olmadığını kanıtlayacaksın. Eğer kanıtlayamazsan, eğer bu çocuklar senin yüzünden boşanırlarsa, sana cezaların en büyüğünü vereceğim. Seni sonsuza kadar perilik görevinden mahrum bırakacağım. Anladın mı? Tamam, anlaştık Perihan. O zaman sihir yeteneklerimi geri ver. Ayrılık sebeplerini öğreneyim. Sihir yeteneklerim olmadan bunu yapamam. Perihan, sorumluluk varsa yetki de vardır. Hadi bakalım, hadi. Eda dur, ne yapıyorsun? Niye kesiyorsun o resimleri? Onlar senin anıların. Sonra çok ararsın. Eda, şu ana kadar hepimize güçlü göründün. Ama babandan bir şey saklayamazsın. Söyle bana lütfen. Hakikaten iyi misin, ha? İyiyim. Gözümün içine bakarak söyle. Ben iyiyim baba. Beni merak etme. Eda yavrum, sen de bütün bunları annenin yaptığını mı düşünüyorsun? Hayır, onun bu işte bir parmağı olmadığına kesinlikle eminim. Ama nasıl bu kadar emin olabilirsin? İşte. O zaman senin bildiğin ama bize söylemediğin başka bir şey var. Of, baba yeter artık lütfen. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Hem annem nerede? Kendini Perihan'a karşı aklamak için Tarık'la senin tanıştığınız ilk günden beri ilişkinizi sihirli aynadan seyrediyor. Ne?
Böylece sizin neden ayrıldığınızı bulacak, Perihan'a ve onu suçlayan herkese somut deliller sunacakmış. Ay çok tuhaf. Eda niye bu kadar panik yaptı ki? Anne! Anneciğim dur yapma. Aa, ne demek dur yapma? Herkes bütün bu olanlardan beni sorumlu tutuyor. Ve hayatımda ilk defa bir sihir yapmadım. Kendimi temize çıkarmam gerek. Aa, ne gerek var canım? Ben herkese anlatırım. Boş ver, seyretme. Ne oluyor sana? Nedir bu gözlerindeki korku? Ne korkusu canım? Hani karı koca arasında bazı durumlar vardır başkasını görmemesi gereken. Anlarsın ya. Canım oraları hızlı hızlı geçerim. Hiç bakma sen, ne olur. Ben sana anlatırım. Hayır, ben kendi gözlerimle görmeliyim. Hem bu telaş niye? Hiç. Ne telaşı canım? Eda, hani o kadar üzülmüyordun? Şimdi niye böyle yapıyorsun? Ben galiba anlıyorum Taci. Eda bizim bilmemizi istemediği bir sebepten dolayı Tarık'tan ayrılıyor. Amanım. Bu da ne böyle? O kadar canım sıkılıyor ki. Yani her an kafeyi kapatıp eve gidebilirim. Hayatım bak, bence üzülmeyelim. Çünkü onlar birbirlerini tanımadan hemencecik evleniverdiler. Belki de hayırlı olan budur. Belki de. Bu arada annemin günahını aldıysam kendimi çok kötü hissedeceğim. Efendim. Tamam, hemen geliyorum. Kimmiş? Annem. Eda ile Tarık'ın ayrılması için hiçbir şey yapmadığını ispatlayacakmış. Oo, bu Betüş de nerede kaldı? Bir türlü gelemedi. Anne ne oldu, ne öğrendin, çok merak ediyorum. Neler olmamış ki, neler olmamış ki, eyvahlar olsun. Eda nerede? Odasında, ona seslenme. O yokken konuşalım. Göster bakalım neymiş bizlere sunacağın kanıtlar. Hazır mısınız? Gelin. Buyurun. Eniştemin kardeşi bana aşık olsun. Bu sihri onun için yapıyorum. Durun, daha bitmedi. Tarık Betüş'ün kafesinde çalışmayı kabul etsin. Bir tane daha var. Tarık, annem ve benle bu şatoda yaşamayı kabul etsin. Yeter ki evlenelim. Bir de futboldan nefret eden bir adam olsun. Asla futbol seyretmesin. Yeter mi? Aman Allah'ım. Eda Tarık'ı kendine sihirle aşık etmiş. Ay Tarık sihirle tam istediği gibi bir koca yapmış. Hayır, biz bunu nasıl fark edemedik? Aşk sihiri bitince aşk da bitti tabii. Tarık yine bildiğimiz Tarık oldu. Eda durumu biliyordu. Bizden korktuğu için ayrılıktan etkilenmemiş gibi davrandı. Maalesef öyle. Damadın da Dudu'nun da bir kabahati yok. Bizim kız sevdiğinden yapmış her şeyi. Ve ben sihir yetkilerini elinden alınca da durum bu hale geldi. Olması gereken oldu. Yoksa Eda durmadan sihir üstüne sihir yapıp bu yalancı aşkla avutacaktı kendini. Ay, hadi yukarı gidip onunla konuşalım ha. Ama ne olur çok üstüne gitmeyin. Hepinizin gerçeği öğrendiğini anlıyorum. Ve yaptıklarından çok utanıyorum. Artık dul bir peri olacağım. Ne yaparsam yapayım Tarık'ı geri istemeye hakkım olmadığını da biliyorum. Ama onu hiç, ama hiç unutmayacağım. Ve size söz veriyorum. Bundan sonra ne Tarık'ı ne de başka birine sihirle kendime zorla aşık etmeyeceğim. Hepinizden çok özür dilerim. Perihan teyze,
Sen bu yaptıklarım için bana ne ceza vereceksin? Benim güzel kızım, sen zaten sevdiğinden ayrılmakla cezaların en büyüğünü yaşıyorsun. Bundan daha büyük bir ceza olamaz ki. İstersen sihir yapıp kocanı sana geri döndüreyim. Sağ ol anne. Ama söyledim ya, Tarık'ı geri istemeye hakkım olmadığını biliyorum. Tarık'tan tek istediğim bundan sonra benim en yakın arkadaşım olması. Ve boşanıyor olsak da, bundan sonra birlikte olmayacak olsak da, bu ayrılığın yine evlendiğimiz günkü gibi sevdiklerimizle ve el sıkışarak dostça olmasını istiyorum. Bundan sonra Tarık nereye giderse gitsin, ne iş yaparsa yapsın, kime gerçekten aşık olursa olsun, sadece dünyanın en mutlu insanı olmasını istiyorum.